PlayStation 4'ün yeni güncellemesiyle birlikte Shade Factory isimli bir video editleme programı da geldi. Buna şöyle bir kısa bir bakış açalım diyorum. Yeni projeye basıyorum. Buradan 4 tane tema var seçebileceğimiz. Bu temayı seçiyorum. Daha sonra 3 tane de klip var. Onları da tek tek seçiyorum editlemek istediğim. Ve kareye basıp projeyi başlatmak istiyorum. Fakat isim girme ekranı ile öğrenme. İsterseniz ismini değiştirebiliyorsunuz. Buradan ismini değiştirelim. Şöyle yapalım. Tamam, devam edelim. Kısa bir yükleme ekranından sonra editleme ekranı karşımıza geliyor, yani düzenleme ekranı. Burada bir giriş introsu bölümü, yüklediğim klipler. Evet, uzun sürüyor. Daha bayağı uzun sürüyormuş. İkinci klibe gelebilirsem, yani şurada ikinci klip var. Ben tabii böyle sürükleyerek gittim buraya, fakat reverb'e basarak bir sonraki klibe atlayabiliyorsunuz. Kısaca anlatmak istiyorum. Şuradan diyelim ki klibin başından buraya kadar olan bölümünü beğenmediniz. Şöyle yapayım. Ha, buraya kadar beğenmediniz. Kareye basıyoruz. Buradan bir sürü seçenek çıkıyor karşımıza. Buradan en baştakini seçiyorum. Split Clip. Bir daha X'e basıyorum. Ve bölüyorum. Sonra soldaki parçanın üstüne gelip kareye basıp bu parçayı siliyorum. Ve klibimiz buradan başlıyor. Böyle başlasın, böyle gitsin. Aşağı düştüğümüz bölümde de bitsin. Dursun istiyorum. Tekrar burayı bölüyorum. Geri kalan kısmını siliyorum. Şimdi sıra ikinci klibimizde. Burada da diyelim ki işte şuradan başlayalım. R2 ile seyredebiliyoruz. Tamam, bu klibimizde böyle bir şey olsun. Üçüncü klibimizde de kısa kısa geçiyorum yöntem için. Burayı kesiyorum, sağ tarafı siliyorum. Bu da bitiş. Şimdi kliplerimizin arasında şu iki tane üçgen var birbirine karşı bakan gördüğünüz. Bunlar geçiş oluyor. Buraya tekrar bir önceki menüye yuvarlakla geldim. X'in yanında sol altta ekranda artı görüyorsunuz. Bir şey eklemek istediğiniz zaman ona basıyorsunuz. X'e basıyorum ve geçiş ekleyeceğim, fakat bir saniye. Evet. Buraya geçiş eklemek istiyorum. Geçişlerden de artistik olsun. Evet, bunu ekliyorum. Burada başka bir geçiş kendinden vardı. Ben bunu mesela değiştirmek istiyorum. Kareye basıp üstünde geçişi değiştir. Bunu koyalım. Son olarak da buraya bir geçiş koyacağız. Buradan da bunu koyalım. Ayrıca bu kliplerin üstüne gelip tekrar artıya basıp FX'e gelirseniz burada bir sürü sticker ekleyebilirsiniz. Sticker'ın yerini değiştirebilirsiniz. Ya da tekrar FX'e geliyorum. Sol taraftan filtreler var. Filtrelerden negatif, siyah beyaz. Şunu siyah beyaz yapalım. Bu gibi filtreler var.
Üçüncü olarak da yani üçüncü klibede şu layoutlardan örneğin şu hoşuma giden bir şey. Bunu ekliyorum. Tamam, klibimiz böyle bir şey oldu. Girişi bu. Buradaki yazıları değiştirebiliyorsunuz. Efektlerimiz her şeyimiz üstünde. Daha sonra eğer isterseniz videolarınızın üstüne istediğiniz noktaya gelip artıya basarak böyle konuşma ekleyebiliyorsunuz. Bu görüntülü ya da görüntüsüz olabiliyor. Fakat dikkat etmeniz gereken benim de başıma geldiği için, tecrübe ettiğim için söylüyorum. Buna bastığınızda eğer PlayStation kameranız varsa görüntüyü ve sesi oradan alıyor. Fakat PlayStation'ımızı sesle kontrol edebildiğimiz için PlayStation dediğimiz anda sesli kumut moduna geçiyor. Bu yüzden bunu kapatmamız gerekiyor. Örneğin şöyle göstereyim. Bakın bu benim. Yani istediğimiz bir yerinden sesli veya sesli ve görüntülü veya yorum ekleyebiliyoruz. Yani şu an bunu yapmayacağım. Evet, Options'a basalım. İsterseniz buradan save edebiliyorsunuz. Yani kayıt edebiliyorsunuz. İsterseniz render diyorsunuz. Render demek videoyu son haline hazırlamak ve daha sonra buradan isterseniz PlayStation 4 vasıtasıyla isterseniz de bir USB stick'e çekip oradan işte YouTube'a bilgisayarınıza atabilirsiniz diyebilirsiniz. PlayStation 4'ümüze bugün gelen güncelleme ile eklenen yeni bir şey de şu gördüğünüz Capture Gallery, Share Factory'nin yanında hemen. Buna girerek örneğin biraz önce editlediğim klibi yani şunu USB'me atmak istiyorum fakat nasıl olduğuna bakacağız şimdi. Hep beraber ben de ilk defa deniyorum. Options'a basıp Copy to USB Storage Device. Evet. Bu şekilde kopyalayabiliyorum. 97 MB'lık bir klip olmuş. Çok uzun sürmeyecek. Buradan sonra bunu bilgisayarıma atıp oradan YouTube'a yükleyeceğim. Bu son gelen güncellemede birkaç özellik daha var. Bir tanesi HDCP koruması, yani kopya koruması kalkabiliyor isterseniz. Menüden bunu kapatabiliyorsunuz. Bir diğeri ise daha önce videoları, klipleri veya fotoğrafları share tuşuna bastığımızda otomatik olarak kaydediyordu. Fakat şimdi şu şekilde menüye girdiğimizde üçgene basarak ekran görüntüsünü, screenshot'ı ya da eğer bir klip kaydetmişsek kareye basarak onu kaydedebiliyoruz. Eğer kaydetmek istemiyorsanız hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geriye çıkıyorsunuz. Böylece boşu boşuna hard diskinizde yer kaplamıyor. PlayStation 4'ünüzün hard diskinde. Best friend. After me, of course.
40% of our power is now supplied by solar panels.